akşamlar. İyi akşamlar olsun. Hazır mıyız arkadaşlar? Hocam maçla ilgili değerlendirmenizi alabiliriz. Evet, öncelikle herkese iyi akşamlar. Üçüncü resmi maçımız oldu aradan sonra. Üçüncü galibiyet. Öncelikle bütün takımdaki kardeşlerimi tebrik ediyorum. 2023'e kazanarak inşallah girdik ve önemli olan da kazanmaktı. Baktığınızda oyunun ilk yarısı iki takım adına da bence kısırdı. Pozisyon üretmede olsun, organizasyonda olsun. İkinci yarıda biz birkaç hamle yaptık. Hem oyuncu değişikliği hem de formasyonel. Top rakipteyken ya da top bizdeyken birkaç değişiklik yaptık. Bence bunun karşılığını aldık diye düşünüyorum. Ne olursa olsun kazanmak değerli ve önemli. Ligimizde maç kazanmak kolay değil. Antalya'da organizasyonu olan bir takım. Kazandığımız için mutluyum. Yolumuza devam ediyoruz. Hem puansal olarak ligde, Türkiye Kupası'nda aynı şekilde, Avrupa'da da keza grubumuzu birinci olarak bitirdik. 28 tane maç oynadık 2022 başından bugüne. 18 galibiyet aldık, 4 tane mağlubiyet aldık ki bu 4 mağlubiyetin 3 tanesi, biri Fenerbahçe, biri Galatasaray, birisi Fiorentina'ydı. 6 tane de beraberliğimiz var. Gayet takımdaki oyuncuların performansı bence memnun edici bizleri. Devam ettirmek, daha iyisini yapabilmek adına çalışmaya, gayret etmeye, özen göstermeye devam edeceğiz. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Hilmi Bey, buyurun. Bilya'nın bileğinde sindezmoz bağında bir problem var gibi görünüyor. Bu hafta netleşecek durumu ama 9 güne yakın bir süremiz var. Toparlamak için elimizden geleni yapacağız ama olmazsa da yeni mevcut kadromuzda kim varsa en iyisini yapmak adına, en iyi sonucu almak adına sahada olacağız inşallah. Başka soru var mı arkadaşlar? Yasin Bey, buyurun. Teşekkür ederim. Yani tabii öncelikle çok üzgünüm. Üzgün olmak ne kadar yeterli? 16-17 yaşından beri hep aynı gündem, hep aynı durumla karşıya kalmak ve hiçbir şeyin değişmemiş olduğuna şahit olmak ülkemde spor medyasında. Çok küçük yaşta 16 yaşında insanlar beni sokakta tanımaya başladıkları günden beri, bugün 43 yaşına giriyorum. Aynı gündemle ne yazık ki çırılçıplak bir gerçeği değil, apaçık bir yalanı dinlemeyi tercih etmek, apaçık bir yalanı konuşmak. Bizim de tekrar bir görevimiz olarak bu bir yalancının söylemiş olduğu yalanı, yalan olduğunu, bunun doğru olmadığını anlatmakla, ispat etmeye çalışmakla bizim ömrümüz geçti. Çok güzel bir hikaye var. Yalanla gerçeğin kısa bir dostluğu oluyor. Yalan bir şekilde gerçeği kandırıyor da ve kıyafetlerin üstüne giyiyor. Çırılçıplak bir şekilde gerçek sokaklarda gezerken herkes yalanın peşinde koşuyor. Bence spor medyasında bu tarz insanların olması, bu suyun bulanıklığından beslenen insanların olması bence sizin mesleğinizin itibarıyla alakalı çok ciddi büyük bir problem. O yüzden benim söyleyebileceklerim, ben hiçbir zaman hiçbir oyuncumla tartışacak ya da sesimi yükseltecek kadar, ki ben hocalarıyım, oyun içinde bazen olur, soyunma odasında bunlar olur. Hasan Ali ile Epreano ile alakalı olan konuda Hasan Ali ile çalışma anlayışımızın aynı olmadığını düşündüğümden kendisine de telefonla arayıp kamp sonrasında net bir şekilde söyledim. Keza Epreano ile alakalı düşüncelerimi kendisine söyledim ve düşünmediğimi kendisine ilettim. Kampın ilk etabında bizle beraberlerdi. Yani bu aldığım kararların 7-0'a bağlı olarak durumlar olduğunu konuşmak, ne yazık ki biraz önce konuştuğum konulara hizmet etmekten başka bir şeyden öteye gitmiyor. O yüzden üzgünüm. Ülkemde bu tarz konuların konuşulması ve ne yazık ki
Çok üzgünüm. İtibar görmesi, bu insanların itibar görmesi. Yapacak bir şey yok. Biz çok küçük yaştan beri bu mücadeleye alışığız. Hani çivileme var ya, çocukları soğuğa alıştırmak için. Bizim çivilemeyle artık biz öyle doğmuşuz bu dünyaya. Mücadele edeceğiz elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince. Doğruları, inandıklarımızı uygulamaya, konuşmaya çalışacağız. Başka soru var mı arkadaşlar? İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Görüşürüz.